Kaç parça eşya var? Saraydaki. Gömlek var. Ay yok, üniformalar falan da var. Yok yok, kanlı olarak diyorum. Ha, şey, makaslar duruyor. Makaslar, evet. Güya intihar evet. ettiği. Bu şeyi soracaktım ben, o kahveci Güzel'inden. Şimdi o dönemlerde filme mi şarkı yazılıyordu? Yani film için. Nasıl, anlamadım. Yani bir film yapılacak. Evet. Sipariş veriliyor. Müzikal. Müzikal filmler. Hmm. Tabii. Yani onun da en büyük üstadı zaten kaynaktır. Hmm. Efendim, bu kahveci Güzel'iyle ilgili çok talep geliyor. Oynatabiliyor musunuz? Yo, 1,5 saatlik bir filmdir. Onun hukuki tarafını bilmiyorum. Nasıl alınır, nasıl oynatılır? Hmm. Biz sadece o çok meşhur iki tane kaynak şarkısının geçtiği kısmı. Bu kaçlı yıllara kadar sürdü? Kadar sürdü böyle bu tür müzikal filmler? Hangisi? Yani bu... Şimdi o 40'lı 50'li yıllarda ciddi yapıldı bu iş. Hmm. Besteler sipariş edildi, ondan yapıldı. 60'lardan bilhassa 70'lerden sonra yürütmeye başladılar. Hmm. Parça yürütüyorlardı. Bu Zeki Mürenler vesaire, onları siz zaten müzikal olarak çok sevmiyorsunuz ama onların da pek çok müzikali var. Tabii ama evet. Onlar şey değil, ne derler, yürütme şarkı değil. Zeki Müren hırsız değil de o, estağfurullah. Hayır, hırsızlık olarak değil, yürütme müzikal de olarak pek. Bazı parçalar vardır, bazı filmler vardır, o filmlerin isimleri şarkılarla. Biliyorsun mesela evet. Bağdat Yolu. Hmm. Hayır, gidelim sevgili. Bağdat Yolu bu Muhammed Abdülvahap'ın İndema Yatil mesela isimli şarkısıdır. Besteyi alıp buradan söz mü yazıyorsun? Ondan sonra kim? Emel Sayın oynuyordu galiba. Kavanoz Dipli Dünya. Hmm. Feyruz'un meşhur şarkısıdır o. Onları bir gün getirsene. Hem boşuna hem şeyi. Bir yapalım dinletip evet. Şöyle. Değil mi? Güzel olur. Yapacaktık. Yani. Bir ara ben Kanal B'de bir ara yapmıştım onu ama. Evet. Bir ara yapın, doğru. Çok var çünkü ya yürütler ve bugün hala, şimdi isim vermeyeceğim, bir hanım popçunun her yerde çalan bir parçası var. Hmm. Ve yani düşünsene 40 küsur sene önceki şarkıyı yürütmüşler. Ümmü Gülsüm'ün şarkısı. Araplardan. Leyletül Hop. Mısırlı. Leyletül Hop. Şimdi 60'ların sonuna kadar kaynak Mısır'dı. Hmm. Mısır müziğiydi. Şimdi hepsi öldüğü için isim vermek istemiyorum. Bir bestekar, bizde ismi çok sık geçen bir meşhur film müziği parçaları vardır. %99'u şeydi, Mısır parçalarıydı. Yani hırsızdı. İntihal diyelim. Yani dam diye şey yapmayın da insaflı şey yapalım. Şöyle. Yani yavaş yavaş öyle. Tamam, hırsızdı peki, hırsızdı. Sonra Abdülhalim Hafız'dan çok yürütülmüştü bizde. Hmm. Arapların Elvis Presley'di. Yani Mısır'ın Elvis Presley'dir. Sonra 70'lerin ortalarında bir başka moda başladı. Arap şarkıları Lübnan'da orkestra çalıyordu. Biz de üstünü okuyorlardı. Bilhassa bazı hanımlar. Hmm. Ama bildiğimiz Feyruz'un şunu bunun parçalarıydı bunlar. O çalınıyordu, üstüne bu da okuyorlardı. Yunanistan'dan da var böyle. Yunan şarkı. O dünya kadar. Var değil mi? Pop'ta var biraz. Ama onların da bizden yürüttüğü çok var. Çok benziyor zaten. Yani dil yok, farklı ama değil. Yunan müziği benzemez. Hayır yani şu tabii andaki ya, pop müziği bakıyorsunuz mesela Ege sahillerinde radyolar malum. Oradaki radyolar çekiliyor. Ha. Aynı şekilde evet. Oraya gidince Türkiye radyoları çekiliyor. Bölge müziği yani. Acayip bölge benziyor. Müziği. Ama ben her zaman bir şeye inanırım ve söylerim. Yine çok kişiyi kızdıracağım. Türkiye'de hafif müzik, pop müzik yapan, ciddi şekilde yapan, besteliyor, orkestrasyonunu yapıyor, üstüne de icra ediyor bir kişi vardı, Timur Selçuk'tur. Yani bazı bestecilerimizin, buna pek basına da yansımıyor, çok meşhur bazı şarkılar çalıntıdır. Ve ajanslar tarafından açılan davalarda kaybetmişlerdir davaları. Tazminat ödemişlerdir. Tabii hepsini bir kalemle kesinlikle silmem söz konusu olamaz ama bu işi Türkiye'de ciddi şekilde yapan, ya bizim gençliğimiz İspanyol meyhanesiyle geçti. Evet. Karanlık tahta masamda bir şişe şarap. O bekleyenler için bahçeden sokaklara şey falan. Faruk Nafiz'in, düşünsene Faruk Nafiz, pop müzik, hafif müzik oluyordu gayet güzel. Şimdiki gibi abuk subuk sözler değil.
Güzel söz yazan da var tabii ki ama siz... Var da şimdi bakın... Dinlemiyorsunuz hayır. Zaten çoğu mesela... Dinlemiyorum diye çok... dinleyemiyorum. Dinleyemiyorum. Ama... ama... Ya besteleyecek. Orkestrasını yazacak. Bir düğüsünü okuyacak. Onu bir tek Musa Çuk yaptı. Ve şarkıların hepsinde kalıcı şarkılardı. Patın sanatılarımıza karantilerde Despina'yı. Evet. Yani. Ama o ayrılanlar için yollarımız burada ayrılıyor veya İspanyol meyhanesi. O çocukluğumuzun şarkıları, gençliğimizin. Onlar da şey yaptık. Ondan sonra başka türlü şeyler çıktı. Neyse. Bu bahsi kapatalım. Kalma bir yetenek demek ki devam ediyor. Kızının albümünü tanıtacaktınız. Efendim? Kızının albümünü bir tanıtacaktınız. Efendim ay başka türlü bir şey yapacaktık da evden öteki bandı çıkartamadım. Ha şeyi söyleyecektik. Ya söylemediğim şeyi niye söylüyorsunuz şimdi? Allah. Çok güzel bir sözdü biliyor musunuz? Kusura bakmayın. Boş boğazı cehenneme atmışlar. Odun yaş demiş. Kötü bir şey söylemedi. Kurusunu getirmişler. Evet. O şey vardı bu. Daha önce sizin programımıza katılan kitabında getirdi ki. Ya havuz. Türk kanı bu. Herkes bir fikir ilerliyor. Ya şu dağbeler yarım kalmasın. Kapatın diye ara verin diye işaret ediyorlar. Şimdi Sultan Aziz'i mi konuşalım? Evet konuşalım. Onu hep aradan sonra atlıyoruz. Konuşalım. Evet efendim Sultan Aziz 1876 31 Ağustos'u galiba. Yok Mayıs. Mayıs pardon. Mayıs'ın sonu. 31 Mayıs'tır. Ağustos'a da öteki gider. Evet. 5. Murat gider. Hazreti tabii. Evet. Mayıs'tır. Sevgili seyirciler kısa bir ara ondan sonra Türkiye'de modern anlamdaki ilk askeri evet, darbeyi konuşacağız. Modern ordunun ilk darbesi. Modern ordunun ilk darbesi 1876'da Hüseyin Avni Paşa'nın liderliğindeki bir cuntanın Sultan Aziz'i tahtından indirip 5. Murad'ı tahta çıkartması birkaç gün sonra Sultan Aziz'in şüpheli bir şekilde hayatının son bulmasını konuşacağız. Bir reklam arası var. Efendim tekrar beraberiz.